Herkese yeniden merhabalar. Tam bir ay olmuş. 15 Mart'ta Oscar sonrası özel bölümden beri sesim soluğum çıkmıyor. Çünkü gerçekten diyorum ya, ödül sezonunda sanki ben de oradan oraya koşturmuşum gibi. Sanki filmlerin galalarından galalarına atlamışım. Ay, inşallah diyelim mi? Bugün yılın en şanslı günlerinden biriymiş. Çok büyük bir enerji varmış. O yüzden böyle şeyleri dile getirmek gerekiyor. Yoğun bir ödül sezonu geçirmişim gibi. Bakın bunları hep dile getiriyoruz. Evet, bir ay geçti ve bu bir ayda bayağı da aslında hani ödül sezonunu atlatmış olabiliriz ama bayağı da bir haber birikti. 30 tane konu başlığımız var bir ayda, bu kadar birikmiş yani ve çoğu da bomba haberler. Hemen başlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay The Last of Us bitti. Yeni sezonun yani ikinci sezonun 2025'te gelmesi planlanıyormuş. Bella Ramsey röportajında böyle söylemiş. Yeni sezon ikinci oyunun tamamı olmayacakmış. İkinci oyunu sezonlara böleceklermiş. Tuttuğu için dizi. Ve HBO'da bir açıklama yapmış. Tüm sezon izlenmesi olarak House of the Dragons'ı geçmiş The Last of Us. Tüm sezonun izlenme oranı olarak. Diyorum ve hemen geçiyorum ikinci haberi. Ariana Grande ve Cynthia Erivo'lu bir film geliyor biliyorsunuz. Wicked diye. Geliş tarihi belli olmuş. 27 Kasım 2024. Yani daha bir seneden fazla var. Hemen geçiyorum bir diğer habere. Bu seneki Oscar'larda bir ödülü Andrew Garfield ve Florence Pugh birlikte sunmuştu. Ve ne alaka bu ikili falan demiştik. Meğer çok alakaymış. Aslında bu kendilerini gösterme olayı bir PR çalışmasının başlangıcıymış. Çünkü We Live in Time adlı bir aşk filminde başrolleri paylaşıyorlar. Çekimler de Oscar'lardan hemen sonraki hafta Londra'da başladı. Hatta setlerden fotoğraflar da gelmeye başladı. Güzel bir ikili olmuşlar bence. Aradaki yaş farkına rağmen bence hiç tırsmıyor. Heyecanla bekliyorum deyip hemen bir sonraki habere geçiyorum. Quentin Tarantino, bizim Tarantino'muzun maalesef son filmi olacağı söylenen The Movie Critic için çalışmalar başlamış. Aslında daha 60 yaşında. Yani Brad Pitt de 60 yaşında. Öyle bir bilgi vereyim size. Yani yönetmenlikte bence 80'e kadar yolu var. Neden son filmi? Ben üzüldüm açıkçası. The Movie Critic filmin adı da. İsmi ilgi çekici. Bakalım konusu ne olacak? Oyuncular kimler olacak? Heyecanla bekliyoruz. Deyip hemen başka bir yönetmeni atlayalım. Hatta yönetmen ikilisini atlayalım. Bu sene Everything Everywhere All at Once'da büyük bir ödül yağmuruna tutulan Daniel'lar Star Wars dizisi için çalışmalara başlamışlar. Dizi demişken ve böyle bir eski kült bir yapımın yeniden çekiminden bahsetmişken dün gelen bomba bir haberle HBO Max'ten geldi bu haber. Ve bu arada adı artık Max olarak değişiyormuş. Yani HBO su kalkıyormuş. Yani bence ismin havası HBO'ydu zaten. Neden HBO'yu kaldırdılar ben anlamadım. Yeni ismi Max oluyormuş artık. Max Original diye hatta dizilerde yayınlanacakmış. 12 Nisan'da yani dün yaptığı bombardıman haberlerle yeni dizilerini duyurdu. Bunlardan biri de Harry Potter dizisi. Evet, söylentiler vardı ama kesin değil de artık kesin. Her kitabın ve işte filmin bir sezona konu olacağı Harry Potter dizisi için sıfırdan bir kast kurulacak. Her şey yeniden planlanacak, yeniden çekilecek. Fikrimi sormayın, çok korkuyorum. Çünkü neden şu an bizim daha buluşmadığımız hikayeler, bizim daha bilmediğimiz hayatlar Harry Potter evreninde merak ettiğimiz hikayeler varken neden aynı şeyi bir daha çekiyoruz? İşte galiba sonsuza kadar bu Harry Potter çılgınlığı böyle devam edecek. Yani filmler daha eskimedi bile. Hala daha filmleri açtığımda ilk anki heyecanla izliyorum. O yüzden bu beni biraz korkutuyor. Harry Potter demişken bir diğer habere geçiyorum. Daniel Radcliffe ve sevgilisi ilk çocuklarını bekliyorlarmış. Hayırlı olsun diyelim. Rupert Grint'in de kızı 3 yaşına falan yaklaştı galiba. Daniel'ın da şimdi bir çocuğu oluyor. Emma'dan da artık bekliyoruz deyip hemen geçiyorum bir sonraki habere. En son Don't Look Up filmiyle elindeki müthiş kastı nasıl kullanamayacağını bize gösteren Adam McKay yine bir kast patlaması film yapmanın peşinde. Average Height, Average Build filmin ismi. Kadroda şimdiden adı geçen isimler Amy Adams, Robert Downey Jr., Robert Pattinson, Daniel Deadwyler, Forest Whitaker. Kast heyecanlandırıyor ama bilemedim yani. Türü de yarı seri katil, yarı komedi olacakmış. Bilmiyorum, bakacağız. Adam McKay'den nasıl bir film izleyeceğiz? Adam McKay demişken hemen buradan şuraya bağlayalım. Adam McKay şu aralar çok hit, bomba olan bir dizinin yapımcısı aynı zamanda. Succession'ın. Evet, HBO Max'in ödül makinesi. Ama maalesef bu sezonla verdiği haberle bizi kahreden yani final sezonu olacağını duyuran Succession'ın final sezonu 4. sezonu başladı. Hatta 3 müthiş bölümü geride bıraktık. Succession'la ilgili özel bir bölüm kaydetmek istiyorum aslında. Şöyle her iki bölüm bir podcast bölümü olacak şeklinde. Ama sonra vazgeçtim. Toplam 8 bölüm var. Belki 4-4 yaparız. Çünkü yani doyamıyorum. Nasıl anlatsam. O kadar aslında bir saatlik neredeyse bölümler ama o kadar hızlı geçiyor ki
Böyle hani her bölümle ilgili konuşacak bir şeydense böyle 4-4 şeklinde iki özel bölüm yaparım diye düşünüyorum. Üçüncü bölüm bu hafta yayınlandı. Ağlattı. Şimdi durduk yere spoiler vermeyeyim. Ama yani hiç beklemediğim şeyler oldu. Final yapıyor oluşuyla zaten üzmüştü. Üçüncü bölümle mahvetti. Öyle diyeyim size. Succession demişken hemen Succession'ımızın Tom'u Matthew McFadden Deadpool 3'ün kadrosuna katılmış. Interesting diyorum buna. Nasıl olacak? Acaba hangi karakterde olacak? Nasıl bir rolü olacak? Hiç bilmiyorum ama interesting diyebiliriz. Hemen bir sonraki haberimize geçiyoruz. Joker 2'nin çekimleri tamamlandı. Lady Gaga'lı görseller medyaya sunuldu. Şimdiden film konuşulmaya başlandı. Daha en az 1-1,5 yılı vardır diye düşünüyorum filmin gelmesinin. Şimdiden PR'a başladılar ve bayağı konuşulmaya da başlandı. Ben Lady Gaga'nın Harley Quinn'ini fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla beğendim. Müzikal olacağı için film biraz önyargım var ama bakacağız. Göreceğiz deyip hemen bir sonraki habere geçiyorum. Jennifer Aniston ve Adam Sandler'lı Murder Mystery 2 Netflix'te yayınlandı. Hatta böyle bayağı yüksek bütçeli galalar yaptılar. Hem Amerika'da hem İngiltere'de hem Fransa'da. Merak ediyorum. Bayağı da oldu geleli daha izlemedim. Bir ara izleyeceğim. Succession'la birlikte bir başka HBO efsanesi Barry'nin de son sezonu yayınlanmaya başladı. Bölümleri biriktiriyorum. Bölümleri biriktirdiğim ve son sezon olacak bir başka dizi de Apple TV'den geliyor. Çok sevdiğimiz Emmy rekorlu Ted Lasso son sezonuyla yayınlanmaya başladı. Dediğim gibi bunun da bölümlerini biriktiriyorum. Ve geçiyorum bir sonraki habere. 2010 efsanesi Scott Pilgrim Dünyaya Karşı filminin animasyon filmi geliyormuş Netflix'e ve karakterlerin seslendirmesini filmdeki aynı cast birebir yapacakmış. Yani Chris Evans'tan, Brie Larson'a, Aubrey Plaza'dan. Ya herkes aynı olacakmış. Tüm cast Netflix'teki animasyonu olduğu gibi seslendirecekmiş. Bu da bayağı sevindirici bir haberdi geçtiğimiz haftaların. Geçiyorum. Yine bir yeniden çekim. Bakın o kadar çok bu bölümde o kadar çok yeniden lafını duyacaksınız ki. Çünkü Hollywood bize artık yeni bir şey vermiyor. Yeniden yapıyor. Neden anlamadım. Moana'nın da live action'ı geliyor. Moana'daki karakterleri seslendiren oyuncular direkt filmde oynayacaklar. Yani Dwayne Johnson'lı bir film geliyor diyebiliriz. Şimdi size bir üçlü söyleyeceğim. Bu üçlüden de bir aşk üçgeni suç filmi geliyormuş. Filmin adı Killer Heat. Üçlümüz Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley ve Richard Madden. Yani beni aslında Shailene ile Richard'ın birlikteliği şaşırttı ve heyecanlandırdı. Joseph de zaten değişik bir şekilde çekici bir adam. O yüzden merakla bekliyorum diyebilirim bu filme. Ve hemen başka merakla beklediğim bir filme geçiyorum. Barbie. Çok linçlediniz bu filmi ama ya. Ben çok heyecanla bekliyorum. Belki Barbie koleksiyonum olmasından dolayı olabilir ama. Barbie filminin fragmanı ve karakter afişleri ve kendi afişi yayınlandı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Hatta akım başladı. Herkes kendini Barbie afişi yaptı. Ryan Gosling Ken için yaşlı göründüğünden dolayı linç edildi. O da bu lince ben Ken'i oynamak için yaratılmışım şeklinde şok bir karşılık verdi. Film 21 Temmuz'da vizyonda. Yani ben heyecanla bekliyorum deyip yine heyecanla beklediğim ama daha bir yıldan fazla bir süre olan başka bir filme geçiyorum. John Wick spin-off'u Ana de Armas'lı Ballerina. Galiba çekimleri tamamlanmış. 7 Haziran 2024'te vizyonda. Yani daha çok var. Yine daha çok olan, hatta çekimlerine bile yeni başlanan bir filme uzanıyoruz buradan. Mia Goth ve T. West ikilisinin çok konuşulan üçlemesinde artık sona geliniyor. Önce X, sonra Pearl derken serinin 3. filmi Maxine için kadro duyuruldu. Bomba bir kadro. Yani ne diyebilirim ki? Bayağı heyecan verici. Mia Goth'un yanında bu sefer Elizabeth Debicki, Kevin Bacon, Lily Collins, Moses Sumney, Bobby Cannavale ve Halsey var arkadaş. Şaşırtıcı. En çok Halsey'e heyecanlandım. Yine müzik sahnelerinden, mikrofonlardan kameralara uzanan bir oyunculuk hikayesi izleyeceğiz. Yani Halsey de bence. Benim için şarkıcılıktan oyunculuğa uzanmak derken bir, Justin Timberlake. İki, Harry Styles. Üç, Lady Gaga. Dört de sanırım Halsey olacak. Bakalım, heyecanlandım. Şimdi hiç heyecanlanmadığım rezil bir habere geçiyorum. American Horror Story. 12. sezonu kast açıklandı. Emma Roberts sevindirici bir isim. Ve yanında kim var? Kim var biliyor musunuz? Kim var arkadaşlar? Kim Kardashian var? Rezalet demekten öteye geçemeyeceğim. Şimdiden izleyesim kaçtı. Sanırım kendini oynar diye düşünüyorum. Yani Kim Kardashian olarak oynamasa da kendi gibi bir tip oynar. Çünkü hani o görünüşle nasıl başka bir karaktere bürünebilir? Hiç bilmiyorum. Ummuyorum da yani. Şimdiden izlesin kaçtı dediğim gibi hiç heyecanlanmadım bile. Deyip hemen sıradaki habere geçiyorum. Stranger Things'in animasyon filmi geliyormuş Netflix'e. Netflix'te gerçekten neyse bir şey demek istemiyorum. Önce Scott Pilgrim'in animasyon filmi, şimdi Stranger Things'in animasyon filmi. Ne alaka yani diyorum. Yeni şeyler sunun. Isıtıp ısıtıp eskileri veriyorsunuz. Oho diyorum.
Başka bir şey demiyorum. Ve buradan bir rekor haberine ışınlanıyoruz. Chris Pratt ve Anya Taylor-Joy'un sesiyle ve PR'ıyla patlama yaşayan Super Mario Bros. Filmi. Bu arada bu bölümün sonunda bu hafta vizyona girenlerden bahsedeceğim. Hemen şimdiden söylemiş olayım. Super Mario Bros. Filmi bu hafta yani 2 gün sonra Türkiye'de vizyona giriyor. Ve Amerika'da rekorlar kırıyor. En iyi açılış yapan ve ilk 3 günde yani ilk hafta sonunda en çok hasılat elde eden animasyon film unvanını Frozen'dan aldı. 3 günde yaklaşık 400 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Tebrik ediyoruz. Yeni bir rekortmenimiz var animasyon filmlerde. Büyük ihtimalle Oscar'da da yarışacağını düşünüyorum bu filmin ve hatta Oscar kazanmaya oynayacağını düşünüyorum. Devam ediyoruz. House of the Dragon'ın ikinci sezon çekimleri başlamış. In Production diye bir post paylaştı HBO. Heyecanla bekliyoruz ne diyebilirim ki. Oradan Game of Thrones evrenine tekrar ışınlanıyoruz. Yeni bir dizi geliyormuş. Bu da eski HBO Max'in, yeni Max'in dünkü açıklamalarından. Game of Thrones evrenine yeni bir dizi geliyor. Yine dün, yine Max'in açıklamalarından. Kate Winslet'li The Regime dizisinden bir fragman yayınladılar. 2024'te yayınlanacakmış. Şunu hiç anlamıyorum. Şimdi fragman yayınlıyorsun. Yani çekimler bitmiş. Yani çekim öncesi hazırlık bitmiş. Bütün post prodüksiyon bitmiş. Prodüksiyondan geçmiş film. Ondan sonra bir fragman bile sunmuşsunuz bizim önümüze. Ama film 2024'te yayınlanıyor. Yani daha 9 ay var. Neden? Bence Ekim Kasım gibi veya ne bileyim Ağustos Eylül gibi falan yayınlanabilecek bir düzeyde şu an. Neden bu kadar bekletiyorlar? Anlamak için sanırım bu sektöre girmem lazım. Tekrar bugün şanslı günlerden olduğunu aklımıza getirerek tekrar manifestliyoruz. Ve isteklerimizi sesli bir şekilde dile getiriyoruz. Belki sektöre girerim. Belki sektörde benim de bir işim olur. Artık buradan evren anlasın anlayacağım. Diyorum ve geçiyorum. A24 imzası taşıyan ve belki de Netflix'in en iyi dizisi olacak olan Beef yayınlandı. Steven Yeun, Minari'den tanıdığımız ve The 100'den tanıdığımız ve Ali Wong başrollerde. Ben bitmesin diye gıdım gıdım izliyorum. Böyle yani 15-20 dakika izleyip kapatıyorum. 15-20 dakika izleyip kapatıyorum. Çünkü çok güzel ilerliyor. Netflix'ten hiç böyle bir dizi beklemezdim. Bence hem oyunculuklar, hem senaryo, hem de dizinin kendisi tam HBO olup. İzlediyseniz eğer, spoiler vermeyeceğim ama bir hemen benzetme yapacağım. Dizi başladıktan sonra bölüm adları değişik bir konsepte geliyor. Ve bana White Lotus'u anımsattı açıkçası. O yüzden direkt benim böyle dizi izlerken aklıma bu dizi HBO'nun dizisi olmalıydı ya geliyor aslında. Netflix'te bence bu kadar iyi bir dizi yok diye düşünüyorum. Mutlaka izleyin, pişman olmayacaksınız diyorum. Ve hemen geçiyorum artık son iki habere. Wes Anderson'ın yeni filmi Asteroid City'den ilk trailer yayınlandı. Aslında trailer değil, bayağı fragman yayınlandı. Kadroda yok yok ama bence Wes Anderson bu bol kadro olayını başarıyor. Görsel zevkten fark etmiyorsun bile oyuncuların ekran süreleri ne kadar az. O yüzden bence akıp gidiyor film. Kadro Şampiyonlar Ligi, Tom Hanks, Maya Hawke, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Steve Carell, Hong Chau, Willem Dafoe, Jeff Goldblum ve daha bir sürü isim. Gerçekten artık sayamıyorum. 23 Haziran'da vizyonda ama şimdi hemen bu haberden başka bir habere ışınlanıyorum. 23 Haziran'da vizyonda ama Asteroid City bu sene Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasında yarışacak. Cannes Film Festivali de 19-27 veya 16-27 Mayıs'ta ve bugün az önce ben bu podcast'i kaydetmeden yarım saat önce de seçki açıklandı. Açılışı, şimdi bir diğer haber yaşanmış oldum. Açılışı Johnny Depp'in yeni filmi Jan Duberry yapacak. Johnny Depp'in başrolünde oynadığı ve rol arkadaşı Maiwen ve Maiwen aynı zamanda filmin yönetmeni. Yarışma dışı gösterimlerden biri olacak ama festivalin açılışında bu film yapacak. Aynı zamanda Pedro Almodovar'ın ikinci İngilizce filmi ama bir kısa film. Ethan Hawke ve Pedro Pascal'lı yeni filminde gösterilecek. Ana yarışmaya geçecek olursak ana yarışmada 10 küsür tane film var. Wes Anderson'ın Asteroid City'si var. Ve bir de şimdiden ödülle dönmesi beklenen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne de ana yarışmada yarışıyor olacak. Kuru Otlar Üstüne'nin ödülle dönmesi bekleniyor diyebilirim. Indiana Jones 2, Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio'lu Killers of the Flower Moon, Sam Levinson'ın The Weeknd, Jenny ve Lily Rose Depp'li The Idol dizisi yarışma dışı gösterimlerini yapacaklar. Bu ayın haberleri bu şekildeydi. Şimdi hemen bu hafta vizyona girenlerden bahsedeyim. Bugün 13 Nisan Perşembe ve yarın
Cuma günü Nicolas Cage ve Nicholas Hoult'lu Renfield, yurt dışında rekor kıran Super Mario Bros. Filmi, ulusal uzun metraj film yarışmasından 7 ödülle dönen Serkan Keskin, Ece Yüksel ve Denizhan Akbabalı, Ela ile Hilmi ve Ali bu hafta Cuma günü vizyonda. Eğer bu üç filmden birini izlemeye giderseniz hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, yine uzun bir bölüm oldu. O zaman haftaya büyük ihtimalle yeni gündem özel bölümünden önce Succession'ı dörtleyeceğimiz için bir Succession özel bölümü gelir diye düşünüyorum. Onun dışında Kan'dan sonra bir Kan özel bölümü yaparız ama daha ona bir ay var. Bu şekilde teşekkür ederim dinlediğiniz için. Uzun aradan sonra tekrar dönmüş oldum. Beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Buse Özdil Instagram hesabım, Filme Session film hesabım ve Hollywood'da Podcast bu podcast'in hesabı takip etmek isterseniz bekliyorum hepinizi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.